Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde klavye olaylarına devam ediyoruz. Şöyle bir formum var, görüntüsü bu şekilde. Hemen başlayalım. İlk fonksiyonumuz, ilk olayımız KDown eventi. Input. Aslında bu şekilde bütün inputları seçmiş oluyorum ama bir tane tekstim olduğu için sorun teşkil etmeyecektir. Input KDown function. KDown eventi arkadaşlar, klavyeden bir tuşa basıldığında, herhangi bir tuşa basıldığında tetiklenecek olan eventtir. Basıldığında ne yapsın? Yine input'un CSS ile arka plan rengini değiştirelim. Tamam. Çalıştırıyorum. Evet, bütün inputlar gördüğünüz gibi arka plan renkleri değişti. Peki KDown ve KUp arasında nasıl bir fark var? KUp'ta şöyle göstereyim. Tuşa bastım, elimi çektiğimde, parmağımı kaldırdığımda o şekilde tetiklenecektir. Bakın, basılı tutuyorum ben. Şu an değişen bir şey yok. Elimi çektim. Olay tetiklendi ve arka plan rengi değişmiş oldu. Diğer olayımız keypress arkadaşlar. Keypress'te tuşa bastığım sürece tetiklenecektir. Onun için bir değişken oluşturalım. Var i eşittir 0 olsun. Ve yan tarafta bir span oluşturmuştuk. Span'ı seçelim ve onun text özelliğine i artı artı olarak, yani tuşa her basıldığında veya basılı tuttuğum sürece sıfır olan i değişkenimi bir arttıracak. Her bastığımda veya basılı tuttuğum sürece bir arttıracak ve span'ın tekstine yazmış olacak. Çalıştıralım. Bakın, ikinci de çalıştı. İlk bastığımda çalışmadı. Basılı tuttuğumda çalışmaya devam ediyor. Peki bunların arasında ne fark var? Keypress ile KDown arasında ne fark var? Şöyle bir fark var. Mesela hangi tuşa basıldığını Keypress ile bir almaya çalışalım. Bunların bir karakter kodları var. Şöyle E diye fonksiyona bir parametre gelsin ve alert ile ekrana, hatta alert olmasın, geri alayım. Yine span'a yazdıralım. Şuradan E parametresini alıyorum. Bunun text özelliğini artık iyi kullanmayacağım. Parametreden gelen which değerini kullanacağım. Which özelliğiyle gelen parametreden gelen tuşun karakter kodunu almış olacağım. A'ya bastım 97 dedi. B'ye bastım 98. C 99. Bu karakterler şu sayfada arkadaşlar, liste halinde karakter numaralarını bulabileceğiniz bir sayfa var. Hatta buraya yazabilirsiniz. İşte A yazdım 65. Bunlar büyük A olarak değişti. Burada 97. Burada 65 diyor A'ya. Burada 97 diyor. Küçük A, büyük A fark ediyor sanırım. Evet, büyük A da 65 oldu. Küçük A da 97. Fakat Keypress'te ben mesela backspace'e basıyorum şu anda. Ama bunun karakter numarasını alamıyorum. Karakter kodunu alamıyorum Keypress'te. Bakın, burada bastığımda backspace'in key kodu 8 diyor. Bunu alabilmem için Keypress yerine KDown kullanmam yeterli. Bakın, bastım yine 8'i geriye döndürdü. İşte home tuşu 36. Burada da home tuşu. Page'a bastım. Home tuşu 36. Yani Keypress'te bunları alamıyoruz. KDown yardımıyla bunları rahatlıkla alabiliyoruz.